Adamlar resmen şehrin altına ikinci bir şehir kurmuşlar. Metro istasyonu o kadar büyük ki içinde kaybolabilirsiniz. Biletin fiyatı 680 yen. Hemen hemen 140 lira denk geliyor. Nara Parkı'na geldik. Geyikler burada. Bakalım selam verecekler mi? Baby. Abi eğiliyor gey. Baby. Ha, boynuzları yumuşak bunlar herhalde. Şurada geyikler var. Derenin içinde serinliyorlar. Neredeyse bütün bebek geyikler burada. Şuradaki tapınağa gideceğiz. Şurada güzel bir göl var. Ve geyikler de içine giriyor. Parkın içinde Tokaji Nikatsu diye bir tapınak var. Önünde de şöyle güzel bir göl var. Gölün içinde de bir sürü balık var. Arkadaşlar burası dünyanın en büyük ahşaptan yapılmış Budist tapınağı. Ayrıca içeride dünyanın en büyük Buda heykeli bulunuyor. Şimdi içeri girip bakalım. Bu kapısı kapalı. Şu geyik de sütünü yalıyor herhalde tuzlu. Bu da burada oturmuş keyif çatıyor. Birazdan buraya gireceğiz. Bakalım hangi kapısı açık. Çok güzel görünüyor. Her taraf geyik. Etraf aynı ahır gibi kokuyor. Nereye baksanız geyiklerin dışkıları var. O ses senden mi çıktı? Göl çok güzel görünüyor. Biraz fotoğrafçılığımızı konuşturalım değil mi? Evet. Şuradan bir fotoğraf çekebilirim. Aslında şuradan balıklara bakın. Kırmızı, turuncu, siyah. Bir sürü balık var. Evet, şuradan güzel bir fotoğraf çekilir. 3 tane Buda heykeli var. Ortadaki en büyük olan bu siyah. Diğerleri ise altın renginde. Dünyadaki en büyük bronz Buda heykelleri bu tapınaktaymış. Şu anda onları seyrediyoruz. Tapınak komple ahşaptan yapılmış. İnanılmaz, inanılmaz. Şurada da bir tane aynı Street Fighter'da Akuma'ya benzeyen bir tane heykel var.
Ahşap sanatkarları resmen burada ustalıklarını konuşturmuşlar. Japonya'nın en güzel işçiliklerinden biri sayılıyor. Şurada da bir tane heykel daha var. Ona da bakalım. Kapısından dışarı çıktığımızda mükemmel bir bahçe bizi karşılıyor. Şu işçiliğe bakar mısınız? Muhteşem. Şu kapının büyüklüğüne bakın. Nereden baksanız bir 10 metre vardır. Buraya girişler ücretli. 800 yen ve 1000 yen arasında değişiyor. Ama biz etrafından dolaştık ve açık bir kapı bulduk. Şansımıza içeriye girdik. Devam et. Gördüğüm en değişik tapınak da tamamıyla ahşaptan yapılmış. Devasa bir tapınak. Eğil bakalım. Japonlar bunlara selamlaşmayı öğretmişler. Ciğerime muz verdim. Kesin güzelleşti biraz canım. Biraz vitamin alsın. Beğendin mi lan gündü? Parkın içinde böyle bir tepe var. İnsanlar tepenin farklı yerlerine oturmuşlar ve piknik yapıyorlar. Çok güzel bir görüntü oluşmuş. Bir taraftan geyikler var, bir taraftan insanlar. Hepsi oturmuşlar. İnsan bakınca bile huzur buluyor. O ses senden mi çıkıyor? Ya şurası çok güzel görünüyor ya. Buradan gitmek istemiyorum. İnsanlar ne kadar mutlu. Bu nasıl bir köktür? Bu nasıl bir ağaçtır? En son böyle ağaçları Angkor Tapınağı'nda görmüştüm. Hepsi burada toplanmışlar. Çok yoruldum. Nara gezimizi burada bitiriyoruz. Zaten saat 6'ya geliyor. Havada neredeyse karardı, kararacak. Şimdi yolumuza devam edelim.